Bebeğimi Büyütürken programından herkese merhaba. Yine içeriği dop dolu bir programla karşınızdayız. Bakalım bu hafta programımızda neler var? Evet, annelerin aslında en çok düşündüğü şeylerden biri de bu. Bebeğimi emzirdim ve yatırdım. Acaba ağız sağlığında herhangi bir problem olur mu bu bebeklik döneminde de? Evet, uzman doktorumuz Doktor Tuğçe Akın bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Ay, çok güzel işler yapıyorsunuz aslında gerçekten ve çocuklarımızın sağlığı o kadar önemli ki ve bundan başlamak istiyorum. Bebeklik çağında da ağız sağlığını nasıl korumalıyız? Biberon çürükleri dişler sürer sürmez erken dönemde oluşan çürüklerdir. Evet. Anne sütü ve inek sütü doğal olarak şeker ihtiva eder. Dolayısıyla özellikle gece yatmadan önce ve uyku sırasında bebeğin beslenmesi ağız ortamını çürüğe elverişli hale getirir. Bunu önlemek için de gece beslenmelerinden sonra diş sağlığına, diş temizliğine dikkat edilmelidir. Evet, dişler çıkmadan da bu temizliği yapmamız gerekiyor aslında değil mi bebekte? Evet. Nasıl yapacağız peki? Bir gazlı bez yardımıyla karbonatlı su olabilir, temizlenmelidir. Peki o karbonatlı sunun herhangi bir zararı var mı bebeğimize? Hayır, zaten sadece temizlik amacıyla az bir miktar gazlı beze emdirildikten sonra silinerek temizlik sağlanabilir. Peki evet, o ilk minik alt dişleri çıkıyor değil mi? Yani bunlar sırası bu şekilde bildiğim kadarıyla. Onları nasıl temizleyeceğiz? Yine aynı şekilde gazlı bez uygulamasıyla mı? Yok, fırçalamaya geçilebilir. Evet. Flor içerikli, itibaren. Flor içerikli bir diş macunuyla doğru bir şekilde diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmalı. Peki flor aslında zararlı değil mi? Yani bunu bu şekilde çok yazılar okudum. Evet, ama diş macununun ihtiva ettiği düzey zaten belli sınırlar dahilinde. Dolayısıyla florlu bir diş macunuyla diş fırçalamak vücuda herhangi bir zarar vermemektedir. Yani bebeğimize 6 aydan itibaren de bu şekilde başlayabiliriz. Evet. Ama 6 aydan su yardımıyla temizlesek aslında bu dönemde daha etkili olmuyor mu? Yoksa yine mutlaka çürükler için diş macunu kullanmalı mıyız? Diş macunu, flor içerikli diş macunu kullanılmalı. Zaten çocukların diş macunlarının flor içeriği yetişkinlerin macunlarından daha farklı. Uygun bir macunla. Evet. Ve uygun bir diş fırçasıyla doğru şekilde fırçalanmalı. Yani aslında yüzdesi çok çok az, yok evet. Gibi diyebiliriz o zaman değil mi? Uygun gerektiği kadar miktarda ihtiva ediyor. Peki çocuk diş sağlığını sormak istiyorum aslında ve doktor muayenesi ilk ne zaman başlamalı? Evet, bebeğimiz büyüdü. Evet, süt dişleri genellikle altından zaten daimi dişler geleceği için sağlığı çok önemsenmeyebiliyor. Evet. Fakat bu yanlış bir yaklaşım çünkü altından gelecek daimi dişlerin sağlığı süt dişi sağlığıyla yakından ilgili. İlk muayeneyi 6 ayda öneriyoruz. Bunun amacı çocuğun diş sağlığını kontrol altına almak, koruyucu uygulamalar, ailenin bilgilendirilmesi, beslenme ve bakım konusunda. Koruyucu uygulamalar nedir peki? Yani bunları nasıl yaptırabiliriz? Bunlar da ağızdaki patojenlerin azaltılması, dişlerin direncinin ve tamir kapasitesinin arttırılması, sağlıklı evet. Diş etinin oluşumunun sağlanması yönünde olmalıdır. Diş fırçası ve iplerle mekanik plak temizliği, flor gibi kimyasallarla kimyasal plak kontrolü, flor fissür örtücüler, solüsyon, jel ve vernik uygulamalarıdır. Peki bunları hangi yaştan itibaren başlamalıyız? Şimdi kimyasallar da araya girdiği zaman anneler bir tedirgin oluyor doğal olarak. 6 aydan itibaren zaten bebek 6 aylıkken başlanan, 6 ayda bir yapılan düzenli diş hekimi kontrollerinde bebeğin durumuna göre zaten hekim ona karar verecektir. Peki evet, sormak istiyorum. Diş hekimine gelmeden önce nelere dikkat etmeliyiz? Çocuğu motive edici hikayeler okunarak bu ilk deneyime hazırlanabilir. Evet. Bunun hayatın bir parçası olduğu, rutin bir kontrol olduğu algısı oluşturulmalıdır.
Yani çok normal aslında, korkmamamız gerektiğini, ilk başta evden başlamamız gerekiyor, evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Evet, en önemli şey aslında, çünkü ister istemez de çocuklarımız hep tedirgin oluyor. Bir diş hekimi, o koltuk bir korku uyandırıyor. Peki siz o koltuğa bebeğimizi oturtturduğumuzda neler yapıyorsunuz? Yani nasıl bir sohbet geçiyor aranızda da rahat ediyor onlar? İlk muayenede bebek annesinin veya babasının kucağında oturarak veya yatarak ve mümkünse el aleti kullanmadan muayene ediliyor. Ve dediğiniz gibi bu iş evde başlıyor. Evet. Onu bunun hayatın bir parçası olduğu gerçeğini anlamasını sağlamak önemli. Evet, oyunlarla herhalde başlanıyor, evet, değil mi? Aletleri tanıtıyor musunuz peki? Uygun zamanda, uygun, evet, yaşta, evet, aletler tanıtılarak, bunlar bir oyun haline getirerek, işte o hortumu bir fil hortumuna benzetip, evet, ya da ağızdaki mikroplarla bir küçük hikaye yazılarak çeşitli oyun yöntemleri, evet, kullanılabilir. Çok tatlı oluyorlar gerçekten, evet, her dönemde. Peki çürük önleyici gıdaları sormak istiyorum ve ben peynirin aslında çürük önleyici bir gıda olduğunu duydum. Bu doğru, evet, mu? Evet, doğru. Kalsiyum, fosfat ve kazein içeriğinden dolayı çürük önleyici, yani antikaryojenik bir besin olarak kabul edilir. Aynı zamanda ağızdaki pH değerini yükselterek ağız ortamını çürükten koruyucu bir hale getirir. O zaman yani çocuklarımıza o yatmadan önce de bir bunları vermemiz gerekiyor mu? Bazıları çok çünkü sıkıntılı oluyor, diş fırçasına karşı oluyor ve fırçalatmak istemiyor aslında. Evet, o dönemde bunu, ne yapabiliriz? Bunu bir alışkanlık haline getirmek gerekiyor, diş fırçalamayı. Evet. Peki peynir dediniz. Başka hangi gıdalar? Çürük önleyici, yani önleyici etki, evet, eden peynir diyebiliriz. Fakat kuru yemişler, bunlar mesela karyostatik dediğimiz çürük üzerine bir çürüğü sabitleyen diyeyim. Yani ne ilerlemesini, evet, evet, ilerlemesini önleyen diyebiliriz. Gıdalar olabilir ama önleyici olarak peynir. En önemlisi peynir, evet, diyoruz yani. Peki süt dişlerini ihmal etmemek için neler yapmalıyız? Günde en az 2 kere flor içerikli bir macunla fırçalama alışkanlığı kazandırılmalı. Evet. Şekerli besinlerden olabildiğince uzak durulmalı. Tüketim miktarının ve sıklığı azaltılmalı. Bunlar daha etkili oluyor değil mi? Peki, evet, bazı çocuklarımızda biberon çürüğünün etkisi mi de o simsiyah bir görüntü oluyor aslında ağzında. Bu dönemde nasıl bir önlem alınmalı? Bu dediğiniz gibi biberon çürüğü. Evet. Gece beslenmesinden önce sonra mutlaka dişlerin temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Dediğim gibi anne sütü de inek sütü de doğal olarak şeker ihtiva ediyor. Aynı fırçalanmadan uyursa ağızda çürük oluşumuna oldukça elverişli bir ortam oluşmuş oluyor. Ve bu çürük başladığı zaman önlem alınmazsa herhalde diğer dişlere de sıçrayarak gidiyor mu? Evet, ilerleyici bir hastalıktır, evet, ve alttan gelecek olan daimi dişlerin sağlığını da doğrudan etkilemektedir. Yani hep her şekilde etkiliyor değil, evet, mi o zaman? Anne sütü de çalkalamak da en azından silemesek bile 2 yaştan sonra emziren anneler için de çalkalayabilse bile bir yeterli olabiliyor herhalde. Evet. Peki okul dönemini sormak istiyorum aslında. Okul başladı, evet, 3 yaş anaokulları çocukları da. O dönemde çocuklar ara öğünleri yiyorlar doğal olarak. Nasıl engelleyebiliriz çürükleri? Günde en az 2 kere yine diş fırçalama alışkanlığını mutlaka kazanmış olmalı. Onun dışında, evet, İşlenmiş gıdalardan olabildiğince uzak durulmalı, olabildiğince doğal beslenilmeli ve şeker tüketiminin miktarını ve sıklığını azaltmak gerekiyor ve 6 ayda bir rutin diş hekimi kontrollerini ihmal etmemek gerekiyor. Peki ara öğünlerinde yine peynir veya kuru yemiş, bu tür gıdalar tüketilmesi o dönemde de çürükleri azaltacaktır o zaman değil mi? Evet, kesinlikle. Şekerli bir besin yedikten sonra fırçalayabiliyorsa fırçalasın, fakat fırçalayamıyorsa işte bir parça peynir, bir parça fındık, fıstık, badem yiyerek ağız ortamının pH değerini biraz olsun çürükten koruyucu seviyelere, evet, çekebiliriz. Evet, o zaman anaokulu öğretmenlerinin yapması gerekenlerden bir şey de ara öğünlerinde bunları vermek değil mi? Evet. Peki hamilelikte de sormak istiyorum. Hamilelikte bebeğimizin diş sağlığı, yani annenin diş sağlığı bebeğini etkiliyor mu aslında?
Evet, hamilelik planlanıyorsa öncesinde mutlaka bir diş hekimine gidip ağızdaki problemlerin çözülmesi ve onun hamilelik sürecinin rahat geçirmesi sağlanmalıdır. Bazen hamilelik esnasında büyük problemler çıkabiliyor. Bunlara müdahale etmek riskli olabiliyor. Dolayısıyla bu işi önceden halletmekte çok büyük fayda var. Hem anne hem bebek için. Evet, hamilelikte de nokta o zaman diyoruz, evet, değil mi? En baş nokta hamilelik başlamadan önceki kontroller. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Tuğçe Hanım. Rica ederim. Evet, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Az sonra sizlerleyiz. Evet, anneler hamile kaldıktan sonra o bilgisayarın başından aslında hiç ayrılmıyorlar ve internet üzerinden neyi nasıl yapsak, çocuğumuza aslında en uygun ürünü de nasıl bulabiliriz, güvenli mi değil mi? Evet, Bebek Express kurucusu Nihan Ece Ünal karşımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hayatımızı kurtardın. Gerçekten diyorum sana. Online alışveriş annelerin hayatını nasıl etkiliyor aslında? Online alışveriş aslında annelerin hayatını çok kolay etkiledi. Çünkü biliyorsun bebek ilk doğduğu zaman, evet, zamanın kısıtlı olması, ürünlerin büyük olması vesaire, yani dışarıya sınırlı çıkabilmek bizim alışveriş için zaman ayırmamızı engelliyor. Evet, o yüzden gerçekten oturduğumuz yerden çay içerken akşam ayağımızı uzatıp kolaylıkla alışveriş yapabiliyoruz. Bütün detayları da aslında orada görebiliyoruz, değil, evet, mi? Evet, online tarafta rekabet çok yüksek olduğu, evet, için aslında karşılaştırabiliyoruz ürünleri, daha ucuz ürünler bulabiliyoruz, kampanyalı ürünler bulabiliyoruz. O yüzden biz baktığımızda en çok saat 10 ile gece 1 arasında etkileşim var. Annelerin evet, alışverişinin peak yaptığını görüyoruz. Büyük bir ihtimalle bebekleri, çocukları uyuduktan sonra oturuyorlar ve alışverişe rahat, rahat saldırıyorlar. Ya da kalkmadan önce, değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Gece çünkü buna da ihtiyacım var deyip aklıma gelen çok şey oluyor benim. İşte zaman problemi orada aslında annelerin. Evet. Gündüz vakitleri olmuyor. Akşam da kolaylıkla alışveriş yapıyorlar. Biz en çok satan ürünü bebek bezi olarak görüyoruz. Evet. Aslında bez ve mama tek alındığında daha pahalı, toplu alındığında daha ucuz oluyor. Genelde toplu alıyorlar. Peki dikkat etmemiz gereken nelerdir aslında? Çünkü o kadar çok şey var ki bazen de korkuyoruz tabii ki. Aslında gerçekten bu mu gelecek karşıma diye. Kesinlikle. Bir yeni bir siteden alışveriş yapıyorsak o sitenin URL'sini kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü bazen isimde bir harf farklı olabiliyor. Evet. Biz o siteye girdiğimizi zannediyoruz ama aslında başka bir sitede aynen mi alışveriş yapıyoruz. Ve Wi-Fi alanları, yani herkese açık Wi-Fi alanlarını kullanırken alışveriş yapmamızı önermiyorum. Çünkü o zaman kredi kartı bilgilerimizin kopyalanması söz konusu olabiliyor. Daha o riskli yüzden bir durum o kesinlikle zaman. Bunu bilmiyordum. Telefonumuzun hücresel veri ağını açıp alışveriş yapmamız gerekiyor. İnternet kafeler de kesinlikle alışveriş için doğru yerler değil. Evet. Sitenin URL'sini kontrol etmek, SSL sertifikasını kontrol etmek. SSL sertifikası aslında nedir? Bizim e-ticaret firmalarının sanal POS alırken veya sanal POS ürünlerini satan firmalardan bunu kullanmak için izin alırken bir, evet, güvenlik sertifikası. Eğer o sitenin genelde en altında yer alır. Eğer SSL sertifikası varsa, evet, güvenli alışveriş yapabilirsiniz demek. O yüzden eğer SSL sertifikası varsa, URL'si doğruysa güvenli alışveriş yapabiliriz. Tabii karşımıza bazen inanılmaz reklamlar çıkıyor. İnanılmaz. 3000 liralık ürün 50 lira. Tabii böyle bir şey mümkün. Direkt tıklıyorsunuz zaten. Kesinlikle yani, mümkün istemez değil. O yüzden böyle reklamlar geldiğinde tıkladığımızda gittiğimiz site neresi, nasıl bir yer, bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Mağdur olmamak adına, evet, en azından. Yani o zaman URL ve SSL.
SSL sertifikasını alt kısımda geçiyor değil mi? En altta yazıyor ve sitenin zaten domainin başında HTTPS yazar. Orada evet. S olması da önemli. Onu da kontrol etmeliyiz. Oh. O da bir güvenlik evet, bunu da göstergesi aslında. Aslında bilmediğimiz neler var tabii gerçekten. Tabii ekstreleri de ISO'nu kontrol etmeliyiz. Çünkü siz bildiğiniz bir siteden de alışveriş yapsanız evet. Bazen bilgisayar takılabiliyor. O an sayfa yenilenmiyor. İki kez ödeme yaptığımızın bazen farkına varmıyoruz. Aa, ödemeyi aldı mı almadı mı derken evet, evet. Ekstreleri mutlaka ISO'nu kontrol etmek gerekiyor. Çünkü bir ürünü alırken iki kere bazen ödeme yapabiliyoruz. Ama farkında olmuyoruz. Bir de yüksek limitli kartları ben önermiyorum. Özellikle internetten alışveriş evet. Yaparken yani 20 bin liralık bir kartla 50 değil. Liralık bir şey almayalım. Hele ki bilmediğimiz siteler için kesinlikle bu doğru değil. Bunlara dikkat ettiğimiz süre içerisinde güvenli alışveriş yapabiliriz. Sanal kart bildiğim evet, kadarıyla sanal daha kart, etkili değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle sanal kart ve kapıda ödeme yöntemiyle de ilk alışverişimizi yapabiliriz. Evet. Yeni bir site olabilir, yeni tanışmış olabiliriz o siteyle. İlk siparişimizi sanal kart veya kapıda ödeme isteyebiliriz. Ürün kapıya geldiğinde ücreti ödeyebiliriz. Daha evet. Sonradan o siteyle aramızda bir güven bağı oluştuktan sonra diğer alışverişlerimizi normal kredi kartımızla yapabiliriz. Zaten o zaman etkileşim de artıyor aynen, değil mi? Aynen kesinlikle. Anneler, bebekler, çocuklar için ürün alırken internette nelere dikkat etmeliyiz? Aslında ürünlerdeki en büyük problem fotoğraf. Çünkü evet. Resimler bazen çok iyi bir ürün çok kötü resimli karşımıza maalesef. Çıkıyor veya ürünün resmi muhteşem ama ürün yakından gördüğünüzde minicik berbat. Şey falan da gelebiliyor kesinlikle. Yani. Biz firmalar yeni ürün bize bilgilerini attıkları zaman biz ya ürünü istiyoruz ya gidip görüyoruz. Bazen ya çok kötü bu ürünün resmi kesinlikle satmaz dediğimiz bir ürün. Bir geliyor evet. Muhteşem diyoruz ki bunun resmini lütfen düzgün çekin. Değil mi? Bir de renk orada değişiyor. Çünkü bir ürünün fotoğrafını çekerken bulunduğu ortam, makina, ışık, yani mavi bir ürünü gri görüyor anne. Ben bunu gri diye aldım ama mavi geldi diyebiliyor. Yani renkte ve ürünün dediğin gibi büyüklüğü, küçüklüğünde bir şeyler fark edebiliyor. Genelde bu tekstilde oluyor. Evet. İşte çok güzel bir kız çocuğunun üzerinde harika bir elbise görüyorsun. Alıyorsun, geliyor ya bedeni uymuyor ya kumaşı kötü yani oluyor, kötü olabiliyor. O yüzden tekstilde bu çok problem oluyor. İade koşullarını okuduğumuz süre içerisinde ürünü aldığımız zaman eğer paketini parçalamadan açarsak, etiketini evet. Koparmazsak kolaylıkla iade edebiliriz kesinlikle. O yüzden hani değişik bilmediğimiz markalı bir ürünü alırken hani mutlaka iade koşullarını okuyup ona göre ürünü açarsak daha sonrasında problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tek sorun hijyen ürünü aldıysak biberon, evet. Emzik veya göğüs pompası gibi bu ürünler hijyen ürünü olduğu için sen de doğal olarak kutusu açılmış bir ürünü bebeğine almazsın. Asla. O yüzden hijyen ürünleri dışında diğer tüm ürünleri prosedüre uyduğumuz süre içerisinde iade edebiliriz. Yorumlar tabii ki. En çok evet. Dikkate almamız gereken de bunlar mı aslında? Yani ben anne olarak öyle yapıyorum. Hı-hı. Giriyorum ve bütün yorumları okuyorum aslında. Yorumlar ama şimdi bazen başka birinin kullanamadığı bir ürün senin işine yarıyor olabilir. Evet. Yani mesela göğüs pompasında çok iade ile ilgili talep oluyor ama anneler şimdi onun emiciliğini tam olarak test etmeden ürünü almış oluyorlar. Sonra iade etmek istiyorlar ama hijyen ama ürünü olmuyor. Olduğu için iade kabul edilemiyor. Bu tarz ürünlerde hani çok etrafa sormak, bilgi almak bence çok önemli. Yorumlar tabii ki önemli ama bazı da bizim hani şahsına münasır ürünler evet. Olduğu için onlar da biraz şüpheli. Belki dediğin gibi tekstilde olabilir. Hani kumaşı iyiydi, güzeldi gibi yorumlar. Gibi, evet, evet. Puan kazandırabilir. O zaman en çok iade gelen bunlar oluyor. Yani aslında bilip... Karşı tarafa da sorup almamız evet, gerekiyor. Evet, kullanmadığı için orada o ürünü, fakat hijyen ürünü biz de tabii ki karşı tarafı mağdur etmek istemeyiz. Ama o ürünü aldığımız zaman hiçbir şekilde biz onu tekrar satamayacağız. O yüzden o tarz ürünleri mutlaka ki çok iyi araştırmak, arkadaşlarımıza sormak, internette belki bütün yorumları evet. Okumak ve sonrasında almak daha iyi olur. Peki sizin sizi arayıp aslında bunun detaylı bilgisini de sizden öğrenebiliyor muyuz? Tabii ki öğrenebilirler ama gene de kendisinin yani bu göğüs pompası için tabii farklı şeyler söz konusu. Annenin evet. Sütü az olabilir,
veya çok olabilir gibi gibi, hani bir o tamamen başka bir kulvar. Yani evet, çok içinde detay barındırıyor. Yani kişiye göre değiştiği için, hani bir bebek arabası olsa okey, bilgi verelim detaylarıyla, evet, ama bazı ürünlerde biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Harika. Peki bebek arabasını nasıl sorularla karşılaşıyorsunuz? Bebek arabası, genelde hangi bebek arabasını almalıyım? O tabii insanın bütçesine, zevkine, evet, her şeye göre değişiyor. Biz mesela aracınız var mı diye soruyoruz. Neden sordunuz diyorlar markasını sorduğumuzda. Çünkü diyoruz ki bu bebek arabası sizin bebek, yani arabanızın bagajına sığmaz. Tekerlekler o kadar büyük ki. Aa diyor, evet ben onu düşünmemiştim. Bir evet, yerde görüyor ve almak istiyor. Ama o gerçekten bana uygun mu, onu tam olarak düşünemiyorlar. Evet, annelerin aslında bir uyumsuzluğu da oluyor, evet, bazı dönemlerde. Ama çok normal. Çünkü işte görsellik hepimizin ilgi alanı gerçekten. Evet. Peki kapıya geldi ve teslim alırken nelere dikkat etmeliyiz? Aslında ürünü teslim almak demek bir poşeti ya da kutuyu almak demek değil. Çünkü ben sizden bir cep telefonu aldım veya bir ana kucağı aldım. Kutuyu açıp onu aldığımdan emin olmalıyım. Benim çünkü oraya attığım imza ürünü hasarsız ve tam olarak teslim aldım demek. Bu beyanı verdikten sonra ben tabii, haberler de çıkıyor biliyorsunuz, cep bir telefonu sürü aldım, içinden salatalık çıktı gibi. Mutlaka ki aslında kargonun beklemesi ve bizim paketi açmamız gerekiyor. Ama tabii ki beklemiyorlar. Evet, yoğunluk vesaire. İzin de vermiyorlar sebebi aslında. Aslında orada bizim kanuni olarak hakkımız paketi açmak ve bakmak. Oraya şöyle yazabiliriz. Ürünü kontrol etmeden aldım deyip imza atabiliriz. Bu bizim haklarımızı da koruyan bir şey. Beklemiyorsa da bunu genel merkezlerine şikayet edebiliriz. Böyle bir hakkımız da var. Genelde kargo merkez, yani genel merkezleri bu konuyla çok ilgileniyorlar. Çözüm üretmeye çalışıyorlar. Evet. Ama dağıtıcılar da çok yoğun oldukları için beklemek istemiyorlar. Bundan evet, dolayı da işte ürün geldiğinde kontrol etmeden teslim aldım yazabiliriz. Veya çok hızlı hareket ederek açabiliriz. Ama açmak istediğimizi kesinlikle, o bizim hakkımız. Bunu söyleyip açmamız gerekiyor. Eğer kabul etmiyorsa da kontrol etmeden teslim aldım yazıp imzalamamız. Bırakıyoruz. Çünkü başıma geldi. Açmak istedim ama ben buna izin veremem dedi. Aldım. Evet, ya hiçbir problemle karşılaşmadım ama karşımdakinden bu şekilde bir yanıt almıştım. O yüzden böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ve şaşırdım yani. Evet, kontrol etmeden teslim aldım yazıp imzalayabilirsin. Çünkü senin attığın imza, evet ben bu ürünü evet, tam olarak ve hasarsız aldım demek. Çünkü sana bir kutu veriyorum ben. İçinde cep telefonu var mı gerçekten? Veya evet, başka bir şey mi var? Sen onu bilmeden o ürünü aldığını oraya beyan ediyorsun. Aslında evet, yanlış. Ve sonra hiçbir hak da talep edemiyorsun, yani değil mi? Yani aslında yani kargolar bu tarz durumlarda çözüm üretmeye çalışıyorlar. Ama tabii ki biz de kendi haklarımızı bilip bunu talep edebiliriz. Kabul etmiyorsa tamam, kontrol etmeden teslim aldım yazıp imzalayıp ürünü alabiliriz. Daha sonrasında zaten ürünle ilgili bir sorun yaşarsak gene ürünün paketine zarar vermeden iade edebiliriz. Bu şekilde de olabiliyor. Peki Bebek Express neden böyle? Bu fikir nereden geldi aklınıza? Bu fikir aslında anne bebek sektörüyle ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. İnternette benim ilgimi çeken bir alandı. Çünkü evet, sürekli gelişen, sürekli değişen bir sektör. O yüzden Bebek Express doğdu. Burada bir potansiyel var. Ben de bir anneyim. İnternetten alışveriş yapıyorum. Bizden alışveriş yapan annelerin de evet, kendimi onların yerine koyuyorum. İade vesaire konusunda onlara her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü ben de internetten alışveriş yapıyorum. Hepimiz. Onların hayatını kolaylaştırmak için, onlara daha farklı ürünler, daha farklı seçenekler sunmak için, tek tıkla kolayca oturdukları yerden hiç düşünmeden güvenle alışveriş yapabilmeleri için ben de aynı süreçleri yaşadım. Ve birçok çeşidi de aslında bir arada görebilmemiz için. Çünkü kesinlikle, mağazada o karışıklıkta bazen de göremiyoruz. Ve mağaza mağaza gezmen gerekiyor. Yani bir AVM'ye gittiğinde kaç tane bebek mağazası ya da bebek ürünü satan, bir ya da iki maksimum. Evet, yok. Farklı yerlerde farklı ürünler var. Bunlara yani oturduğun yerden ulaşman çok zor. Gezmen gerekiyor. Belki günlerini harcayacaksın. Bebeğin için bir beşik almak istediğini düşün. Bir evet, sürü sana fikir sunulacak. Oh, ve sen binlerce, mağaza mağaza gezeceksin ve yanlış ürünü alabilirsin. Evet. Daha sonrasında birkaç ürün alabilirsin. Hem zamandan hem paradan, her şeyden aslında bizi koruyan bir sistem e-ticaret. Annelerin de güvenle
hayatını kolaylaştıracak şekilde ilerlemesi için çalışıyoruz. Evet, dikkatle kurallara uyduğumuz aslında kesinlikle. Bilmemiz gerekenleri bildiğimiz sürece de çok güzel bir sistem ve kampanyaları sormak istiyorum. Bu tam pik yaptığımız zamanlar, çünkü hepimiz bunları takip ediyoruz evet. ve çok yapın diyoruz yani gerçekten. 10 ile işte 1 arasında evet bir pik yapıyor ama evet. bizim kampanyalarımız genelde birkaç günlük veya haftalık oluyor. Saatlik kampanyalar da evet artık yapan firmalar var. Ama o biraz çok kısa zamana sınırlamak biraz insanları da sıkmak gibi geliyor bana. Hani birkaç saatlik kampanya yapmak olabilir o akşam. Belki anne bebeğiyle uyudu. Evet. O akşam bakamadı. O yüzden hani haftalık veya birkaç günlük kampanyalar daha doğru bence. Tabii ki kampanya olduğu zaman da üründe bir değişiklik veya herhangi bir şey olmuyor değil mi? Yani çünkü oluyor, bunları da hayır. çok duyuyorum. Hani, kampanya girdi acaba bir şey mi var bu üründe diye çok soru işaretleri oluşuyor. Yok hayır. Markalar aslında bizlere bu kampanyaları veriyorlar. Yeni bir ürün olabiliyor. O ürünü tanıtmak için, anneleri o ürünle tanıştırmak için o üründe kampanya yapıyorlar. Yeni bir bebek arabası markası evet. mesela Türkiye'ye geldi ve o ürünle ilgili bir kampanya yapıyor. Anneler de bunu alıp deniyorlar sonuç olarak. Burada hani bir kötü niyet yok ama bildiğiniz çok pahalı bir bebek arabasını siz hiç bilmediğiniz bir sitede çok ucuz fiyata evet. görüyorsanız o zaman orada bir soru işareti olmalı ve kesinlikle o alışverişi yapmadan önce araştırmalısınız. Bir keresinde bizim sitede 1000 liralık bir bebek arabasını yanlışlıkla 1 lira olarak fiyatı yanlış girilmişti. Bir müşterimiz de satın almış. Ben de müşteriyi aradım, dedim çok özür dileriz. Fiyat yanlış girilmiş. Biliyorsunuz bu kampanya vardır diye düşündüm dedi. Yani şimdi ekmek bile kaç lirayken hani 1000 liralık bir bebek şey arabasının 1 lira olması imkansız ama tabii müşteriler gördüğü anda kampanya hayır, kesin diye. Vardır diye alabiliyorlar. Ama tabii sonra çözdük, aldı bebek arabasını normal fiyatından. Böyle yanlışlıklar evet. olabiliyor stokla ilgili veya fiyatla ilgili. Çünkü onları da insanlar giriyorlar evet, çok sisteme. Normal. Bazen öyle şeyler oluyor ama bazen kampanya süresi bitmiş oluyor. Ama gene de o ürünü almak isteyen müşterilerimiz oluyor. Onlara da yardımcı oluyoruz. Bitse bile, kaçırmış olsalar bile zaten bu kampanyalar biliyorsun sürekli evet. Belli aralıklarla annelere sunuluyor. Aynen. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, güvenli alışveriş annelerin en büyük ve en merak ettiği noktaydı. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Az sonra sizlerleyiz. Evet, bebek alışverişinde annelerin merak ettiği sorularla sizlerleyiz. Alışveriş danışmanı Gizem Kösoğlu Yılmaz bizlerle. Ve bakalım anneler neleri merak etmiş? Evet. Evet, böyle bir şey yaptık ve annelerin merak ettiği soruları sana şu anda soruyorum. Tamam. En top sorular bunlarmış gerçekten. Tamam. hastane çıkışı seti nasıl olmalı? Hastane çıkışı seti nasıl olmalı? Şimdi tabii ki o bir tekstil ürünü. Evet. Dolayısıyla tekstil ürünlerini seçerken dikkat etmemiz gereken noktalar zaten hepsi genel bir bilgi. Dolayısıyla hastane çıkış setini seçerken de ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kış ayı ve yaz ayı diye ayırt edebiliriz. İşte dokuma sıklığını evet. o şekilde yapabiliriz. İşte kalın, ince vesaire gibi. Ama genel olan bir şey var. Kesinlikle ve kesinlikle işte düğmeli, parçalı, işte... tüllü vesaire ürünleri tercih etmememiz gerekiyor. Özellikle daha sade. Daha sade çünkü uçabilir, ağzına girebilir, burnuna girebilir, bir solunum problemi yaşatabilir. Evet. Ya da işte bir şekilde ellerini kullanmayı bilmiyor çünkü henüz. Hani kapatma açma evet var ama bunu bilinçli yapmıyor. Dolayısıyla koptu diyelim. Hani böyle bir evet. şey oldu. Aldı eline, oradan işte bir yerlere gitti vesaire. Hani bu tarz güvenlik problemleri, sağlık problemleri de yaşamamak adına daha sade, daha düz ürünleri tercih etmemiz gerekiyor. Tabii alerji de olabilir tabii, değil mi? Alerjiyi tabii ki. Tetiklememek tabii için. Tabii ki öyle. Bir de belirli standartlarda yine üretilmiş evet. olması gerekiyor. Aldığımız yere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer bir nokta ise şu, iç kısmında genelde dışarıda böyle işleme vesaire gözüküyorsa eğer işte bazen isim yazılı yapıyoruz. Vesaire gibi alınıyor. Ama yine de o bebeğin cildine değen kısmında bir korumasının olması gerekiyor. Evet. Yani direkt o işin vücuduna değmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tarz ürünleri tercih etmemiz gerekir. Onun dışında yeni doğan döneminde ilk başta tabii o annenin sıcak karnından dışarı çıkıyor. Dolayısıyla biraz hastanelerde de odalar sıcaktır.
Evet. Fark edersek. Anne belki terler ama işte bebek için orası sıcak olmak zorunda. Belirli bir haftaya kadar, yani bu 2 hafta gibi bir süreçte yaz ayı bile olsa bebeği koruma altına almamız gerekiyor. Evet, biraz daha dikkatli ürünler seçmemiz gerekiyor. Evet, daha böyle işte patik giydireyim mi gerek var mı, ya da işte ayaklı tulum giydireyim ya da çorap giydireyim. Şapka takayım mı? Evet, yani bunların hepsini yapacağız ilk hafta. Özellikle ilk 2 hafta, ama ondan sonrasında yavaş yavaş, tabii ki eğer yaz ayıysa, Temmuz, Ağustos'sa onlarla. Zaten. Evet. Çocuğa da yazık. Gerçekten. kesinlikle öyle. Dolayısıyla onu değiştiriyoruz ama o ilk 2 hafta biraz koruma altına almamız gerekiyor. Özellikle her gün banyo yaptırıyoruz. Yani doktorlarımız öyle öneriyorlar ilk 6 ay. Dolayısıyla her banyodan sonra da yine şapkasını, beresini takmamız gerekiyor. Çünkü kafasını böyle şey yapamıyoruz, kurulayamıyoruz yani. Hani o havluyla vesaireyle hassas olduğu için. Dolayısıyla böyle hani kurulamadan bırakacağımız için de çok hani şey yapmadan, sarsmadan hemen o şapkasını da yine takmamız gerekiyor. Eldivenlerini zaten ilk 4 hafta gibi, hatta ilk 2 aya kadar kullanmamız gerekiyor. Yine yaz ayında biraz tabii ki değiştirebiliriz ama bu da işte eldiven kullanmamızın sebebi yüzünü çizmemesi, işte kendine zarar vermemesi için. Tabii tırnaklarını da bir dönem kesemediğimiz için. Evet, kesinlikle öyle. Dolayısıyla bunlara dikkat edersek hastane çıkış setinde keyifle, sağlıkla günlerine devam edebilirler. Evet, ikinci soruyla geliyorum. Evet, beşik mi, karyola mı? Şöyle, bu sorunun cevabı aslında işlediğimiz bölümlerde vardı ama genel olarak şöyle söylüyorum. Neye ihtiyacımız var? Yani biz ne istiyoruz? Yani bir kere alayım, ben 6 yaşına kadar hiçbir şey almayayım düşüncesinde miyiz? Ya da işte şimdi alayım, büyüdükçe 2 yaşına, 3 yaşına geldikçe değiştiririm, işte tarz bir şey alırım vesaire mi diyoruz? Ya da şimdi alayım, İşte bir parçasını alayım, ondan sonra işte büyüdükçe, işte anaokuluna gittikçe vesaire, işte masasını da alırım aynı setin. Evet. İşte dolabını da alırım, kitaplığını da alırım gibi düşünüyorsak buna göre tercih edebiliriz. Hiç yerimiz yoksa sadece beşik kullanabiliriz. Hani böyle küçük ürünlerden. Odamızda, yanımızda. Evet, şimdi mesela Montessori yatakları sorulmuş. Montessori yatakları çok kullanışlı bence. Neden? Çünkü bebeğin düşme tehlikesine karşı bir kere koruma altına alıyorsunuz. Evet, çünkü ben yerde. De çok seviyorum. Evet, çünkü yerdeler. Ya da çocuk uyandığında anne, baba ya da ağlayarak bir reaksiyon göstermesine gerek kalmadan yataktan kalkabiliyor kendi kendine. Yani o hani çok güzel bir oyun alanı diyorum ben ona. Evet, yani oyun olarak kullanabilirsiniz, oyun alanı olarak, yatak olarak kullanabilirsiniz ya da belirli modelleri var mesela, altı yatak, üstü hani kitap okuma alanı ya da yan tarafı bir kütüphane. Yani aslında neye ihtiyacımız var? Önemli olan o. Yani ben şimdi sizin ihtiyacınızsa eğer karyola alın diyebilirim ama bir başkasının ihtiyacı için Montessori alın diyebilirim. Evet. Yani o noktalar bizim için önemli. Montessori yataklarında tek söyleyeceğim şey şu. Eğer evimiz çok fazla tozlanıyorsa, çok sık tozlanıyorsa, alerjik bir reaksiyon yaratmamak adına hep silmemiz gerekiyor evi. Evet. Yani o alerjik ürünlerle değil ama hani hipoalerjenik dediğimiz alerji yaratmayacak ürünlerle yapabiliriz. Ya da işte çok fazla soğuk alıyorsa yerden ya da işte pervazdan vesaire, o tarz ürünleri çok tercih etmememiz gerekiyor ama her şey normalse Montessori kullanışlı olacaktır. Aslında vazgeçemeyeceğiz. Evet. Alıştıktan sonra de, böyle biz de oluyor. Evet, siz de kullanıyorsunuz. Evet. Sterilizör nasıl seçilmeli ve steril etmek için neler yapılmalı? Şöyle, şimdi sterilizatör isterseniz tercih edebilirsiniz. Hayat kolaylaştıran bir üründür. Evet. Ben özellikle çalışan annelerin hani böyle hemen steril edebileceği ya da işte steril oldu mu olmadı mı deyip uğraşmayacağı, hani bir tuşuna basıp hemen temiz olup bir şekilde alabileceği bir ürün. Dolayısıyla alınabilir diyorum. Ama alınmasa olur mu diye bir soru geldiğinde de evet olur diyorum. Ne yapabilirim? O zaman nasıl bir temizlik uygulayacağız? Şöyle, şimdi biberon vesaire kullandık. Emziklerde yine aynı şekilde. Normal bir temizleme ürünüyle, temizleme sabunuyla temizleyeceğiz. Daha sonrasında da duruladıktan sonra sterilizatörün içine atabiliriz. O şekilde yapabiliriz. Ya da ne yapacağız? Yine yıkayacağız sabunla. Herhangi bir işte ek temizleme, bir şey yapmadan. Daha sonrasında da kaynamış ve altı kapatılmış suyun içine atacağız. Orada bekleteceğiz. Yani harıl harıl kaynatmayacağız kesinlikle. Çünkü her ne kadar ürünlerin içerisinde yamulma yapmaz hani uyarısı olsa da kesinlikle onları kaynatmıyoruz. Kaynamış suyun içerisinde bekletiyoruz. Zaten bir 5-6 dakika sonra o su da soğumaya başlayacak. Dolayısıyla 5-6 dakika sonra çıkartabiliriz. Ama çıkardıktan sonra da muhakkak kuruması için bir yerlere elimizi çok fazla değdirmeden asmamız gerekiyor kurutucularla.
kurtabiliriz. Evet, kurtamıyorsak bu şekilde. Evet, evet, kesinlikle. Ya da sterilizatör tercih ediyorsak da kesinlikle bence kuruma yapanı tercih edelim. Şimdi sterilizatörler iki çeşit. Bir tanesi kurulama yapıyor, bir tanesi yapmıyor. Yapmayanı tercih ettiğimizde pek bir işimize yaramıyor ya açıkçası. O zaman yine asmamız gerekiyor, tabii, değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki öyle. Dolayısıyla tamamıyla %100 kurutan bir ürünü tercih etmemiz gerekir. Tabii şimdi sterilizatörlerin yeni stilleri de var. İşte aynı zamanda haşlama yapanları, işte yemek pişirenleri, işte ne bileyim yumurta pişirenleri vesaire. Evet, mamalar falan her şey. Evet, evet. Onları da tercih edebiliriz tabii ki. Önemli olan bize göre değişecek. Yani. Tabii ki ne istiyoruz, neye ihtiyacımız var, önemli olan o. Evet, üçüncü soruyla geliyorum. Evet, kapak mı, normal göğüs mü? Göğüs kalkanı. Şöyle şimdi gümüş kapaklardan bahsediyoruz. Evet, gümüş kapaklar şöyle. Ben hani her zaman söylüyorum, markalardan aldığım bilgiye dayanarak bu bilgiyi veriyorum. Eğer bu programı izleyen bir gümüş kapak firması varsa ve onlar bu şekilde düşünmüyorlarsa lütfen bana dönüş yapsınlar. Evet. Ama ben kendileriyle bir markayla görüştüğümde bana şöyle söylediler. Gümüş kapakları aynı zamanda kremlerle birlikte kullanamazsınız dediler. Yani evet, göğüs ucu, ben de duymuştum. Evet, göğüs ucu kremiyle birlikte kullanamazsınız dediler. Şimdi biz göğüs ucu kremlerini özellikle doktorlarımız da hamilelik sırasında doğuma son 4 hafta kala sürmeye başlıyoruz. Evet. Şimdi bu da niye? Kuruyan göğüs ucunu emzirme sürecine alıştırmak için. Şimdi bunu yapıyoruz ki kuruma vesaire olmasın diye. Birinci neden bu. Yani ben onu kullanmaya başladığımda gümüş kapağı kullanamayacaksam bu sefer ya da işte gümüş kapağı kullandığımda kremi kullanamayacaksam çok bir faydası olmuyor açıkçası. Diğer bir nedeni de şu, benim çalıştığım, işte biliyorsun birkaç doktorla birlikte evet. çalışıyorum. Bazı sağlıkla ilgili durumları onlara danışıyorum. Onlar bana şunu söylediler. Bu tarz metal içeren ürünleri çok fazla vücudumuzda bulundurmamamız gerekiyor. Evet, evet. Kısa süreli hani iyileşme vesaire yapması sağlayabiliyor. Açısından evet kullanılabilir ama sürekli değil. Dolayısıyla düşündüğümüzde de sürekli kullanamayacaksak ve kremle meç edip böyle hani evet. sırayla kullanamayacaksak çok fazla öneremiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi eğer farklı bir bilgi varsa ki bana verilen bu. dolayısıyla hani kullanılmasını çok fazla öneremiyorum. Kalkana gelince de, o kapaklara gelince de eğer bir sağlık problemimiz varsa yani bir hassasiyet varsa kullanılabilir. Ama hassasiyet yoksa, oluşmamışsa zaten onu da kullanmaya yani gerek yok. Sadece göğüs kremiyle de aslında geçirebiliriz. Evet, göğüs pedi, göğüs kremi. Şimdi göğüs pedini de anlatayım sırası evet. gelmişken. Şimdi bazen şöyle bir yorum geliyor. Göğüs pedleri de zararlı. Şimdi siz bir göğüs pedini 24 saat boyunca göğsünüzde tutarsanız zararlı. Evet, diğer ürünlerde gerekiyor. Tabii ki diğer ürünlerin zararlı olacağı gibi ama 2-3 emzirmede bir göğüs pedilerini sürekli yenilerseniz eğer hiçbir zararı yok ve her gün göğüslerimizi mutlaka yıkamamız gerekiyor. Yani bir duş altında suyla yıkamamız gerekiyor. Bunları yaptığımız sürece zaten çok fazla bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda tabii ki emzirme danışmanları ve doktorlar bunu söyleyeceklerdir. Doğru emzirme yöntemiyle, evet, yöntemiyle emzirdiğimizde işte o yara olmayı vesaireyi zaten engellemiş oluyoruz. Evet, uyku arkadaşı ne zaman alınmalı? Güzel soru. Uyku arkadaşı doğmadan önce alınabilir. Evet. Yatağına konulabilir. İşte ne bileyim hastane odasına götürülebilir. Önemli olan uyku arkadaşını nasıl seçeceğimiz. Şimdi bebeğe zarar verecek bir ürünü seçmememiz gerekiyor. Yine daha önceki programlarımızda işlemiştik uyku arkadaşını evet. da. Şöyle daha yumuşak ama tüyleri dökülmeyecek. İşte yıkanabilir. Yıkanabilir. Evet. Zarar vermeyecek. İşte ses çıkaran hani o beyaz gürültü dediğimiz işte anne karnı sesi, evet. işte diğer sesler, su sesi vesaire, dalga sesi bunların olduğu ama kesinlikle işte bebeğe zarar vermeyecek. O seslerin çıktığı bölümü de makinayı da çıkartabileceğimiz gerektiğinde bir ürün tercih edilebilir. Her evet. yere taşıyabilmemiz gerekir. Çünkü diyelim ki çocuk çok alıştı ya da işte bırakmıyor. evet. Her yere götürebileceğimiz, işte bebek arabasına asabileceğimiz ya da yattığı yere takabileceğimiz bir ürünü tercih edebiliriz. Dolayısıyla böyle bir ürün seçilebilir. Doğduğundan itibaren kullanabilirsiniz. Ama tabii ki bunun psikolojik boyutu da var ileriki süreçler için. Onu da doktorlarımıza danışmamız gerekir. İşte bu çok ilerlediyse yaş ve hala vazgeçmiyorsak bir bağımlılık. Evet, o da bir problem oluşturuyor. Evet, bir değil bağımlılık mi? Haline getirdiyse orada bir uzmana danışmamız gerekecek. Dolayısıyla ama istediğimiz zaman kullanmaya başlayabiliriz. O zaman son saniyeleri
dinleyicilerimize de bunu sormak istiyorum. Hemen. Bebek arabası set halinde mi seçilmeli? Şöyle, eğer ihtiyacımız varsa set halinde. Bir otomobilimiz varsa eğer otomobile de koyacağımız için ana kucağını yine hani travel set olarak kullanabiliriz. Neye ihtiyacımız varsa aslında yine hep ona dönüyorum. Bebekle yaşam stili neyse, neye ihtiyacımız varsa onu tercih etmemiz gerekiyor. Ama yeni doğan dönemi için travel set kesinlikle uygun olacaktır. Evet, çünkü yeni doğanda her şeye ihtiyacımız var gerçekten. Evet. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, programımız bu haftalık da bu kadar. Haftaya farklı konu ve farklı konuklarla görüşmek üzere.